yapıların yıkılması hakkındaki yönetmeliğe göre eski yapıların yenilenmesi sürecinde bu toz bastırma sistemin kullanılması gerekmekte. Bu kullanılan makinelerin özelliği şu: oradaki tehlikeli maddeyi veya asbesti bertaraf etmiyor ama indirgiyor, yani yayılmasını önlüyor. Yani bir yapıda yapılan yıkımda ortama tozların yayılması engelleniyor. Nedir bu? Maruziyeti minimuma indiriyor. Dolayısıyla bir yapıda asbest olmaması demek diğer tehlikeli maddelerin olmadığı anlamına gelmez. Çünkü binaların yapı malzemesi içinde kurşun, civa, kadmiyum, küf mantarı, PCB'ler, yani PCB'ler gibi bir sürü halk sağlığına zararlı maddeler var. Bunlar da ortama yayılıyor. Dolayısıyla yani sadece çevre kirlenmiyor yani. Düşünün, bu molozları alıyor belediye. Bu tehlikeli madde içeren molozları nereye döküyor? Hafriyat döküm sahasına döküyor. Oraya yakın tarım alanları etkileniyor, hayvancılık etkileniyor, oradaki yaşayan köylüler de etkileniyor. Bir de bu molozları kamyonlarda böyle şey olarak taşıyorlar, açık, üzeri açık. Bu şehirde attığı turlarla, işte seyahat süresince diyelim ki 20 kilometre ötede bir döküm sahasına doğru götürdüğü zaman bunlar yayılıyorlar. Yani güzergah boyunca yayılıyorlar. Özellikle yetkililerin şunu bilmesi lazım: sizler de maruz kalıyorsunuz. Bunu sizin programda söylemiştim ben. Hatta siz demiştiniz, çok güzel bir sözünüz vardı: onlar ayrı bir gök kubbede yaşamıyorlar ki, demiştiniz. Yani bu vali de soluyor, çevre şehircilik il müdürü de soluyor, ilçe belediye başkanı, il belediye başkanı da soluyor. Yani buna nasıl böyle göz yumuluyor, hayretler içindeyim. Ve çok ciddi endişe ediyoruz gelecekteki sağlık sorunlarıyla ilgili ve çok ciddi bütçeler harcanacağını öngörüyoruz, sağlık harcamalarını. Sayın yani Ensari, zaten birkaç müteahhit para kazansın, bu tedbirleri almasın diye gelecekte çok binlerce kat fazlasını öderiz biz. Bizim şöyle dramatik de bir durum var. Yıkılan kamu binasıyla çevre şehircilik binası arasında en fazla 30 metrelik bir mesafe var. Yani çıkan bütün tozlar aslında toz bulutunun altında kalan binalardan biri de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü. Hani tuhaflığa bakın. Yani denetim yapması gereken kurumun burnunun dibindeki bir yıkım bu. Aynı durum İzmir'de başımıza geldi. İzmir'de piyale makarna fabrikası yıkılırken resmen asbestli malzemeleri çevreye yayarak yıktılar. Ve hemen dibinde İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü vardı. Yani bu tamamen neyi gösteriyor bize? Oradaki teknik kadronun, oradaki çalışanların bilgisizliğini ve liyakatsizliğini gösteriyor. Yani bilen adam diyor, ya bir dakika kardeşim, durdurun bu yıkımı. Burada tehlikeli madde var. Bakın tekrar söylüyorum, sadece asbest yok o yapılarda. Demin saydığım tüm maddeler sağlığa zararlı maddeler. Bunlar da yayılıyor. Dolayısıyla hani muhakkak bu özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşların buna önem vermelerini, bu konuda işte biz elimizden geldiğince onlara farkındalık eğitimleri veriyoruz. Yani farkında değil insanlar. Yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar farkında değil. Bakın, olayın farkında değil. Dolayısıyla farkında olmadığınız bir tehlikeden nasıl korunursunuz? Yani bu konuyla ilgili yetkili makamlara da defalarca gittik, yazılar yazdık. Bunlarla ilgili il bazında işte pilot bölgelerde eğitimler verilsin, halk bilinçlensin, ama halkın bilinçlenmesi istenmiyor ki. Çok üzülerek söylüyorum bunları ama yani biz bunları gündeme getiriyoruz. Gücümüz buna yetiyor. Ama yani biraz da halk kendi sorunlarına sahip çıkmayı öğrensin artık. Topyekun bir mücadele gerekiyor Hüsnüye Hanım. Yani bir kere hükümet bu işe niyetli olmalı, muhalefet niyetli olmalı, ilgili kurumlar niyetli olmalı, yıkımcılar niyetli olmalı. Yıkımcıların hiç umurunda değil.
Yıkımcı yıkar, oradan çıkan 1 kilo demir onun için daha değerlidir oradaki halkın sağlığından. Hani hurdayı ayıklıyorlar ya, oradan içindeki demirleri alıyorlar. Evet. 1 kilo demir kadar değeri yoktur oradaki halkın, yıkımcının gözünde. Yani üzülerek söylüyorum bunları ama maalesef böyledirler. Gerçi yani şöyle... Beni de sevmezler ya, ben meslek hayatında 36. yıla girmiş bir inşaat mühendisiyim. Yani yıkımcı gördüğüm, tanıdığım insanlar var. Ve onlarla bir araya geldiğinde hep bu konuyu tartışıyoruz. Yani haklısın ama diyorlar, girip geçiyorlar yani. Sayın Ensari, bir de şeyi diyeceğim. Mesela bizim çekimi yapan arkadaşımız işte maske falan takarak gitmiş. Orada o tozun içinde çalışan adam diyor kazayla ağzının önünü kapatmaya çalışıyor. Yani bunlara yıkımı yapan firma şeyi de vermemiş. Yani hani gözlüktü, koruyucu malzeme vermiyor. Kişisel koruyucu donanım dediğimiz işte hani toz maskesi, efendim tulum, kask, gözlük gibi malzemeler vermiyor. Ondan sonra bir de onları tehdit ediyor. Birisi gelince şey yapmayın diyor. Çalışanları tehdit ediyorlar. Yani bunları da gördük deprem bölgesinde. Bakın deprem bölgesinde, bunu isterseniz yazın. Yani deprem bölgesinde çalışan, bu yıkımlardaki çalışan tüm işçileri kaybedeceğiz gelecekte. Kanser ve benzeri hastalıklarda mı? Kesinlikle, yani o çocukların hiçbir kurtulma şansı yok. İmkansız. Operatör var orada. Ameliler, yani düz işçi dediğimiz işçiler var. O yıkımı, malzemeleri ayıran kişiler var. Daha da ileri gidin. Yıkımdan çıkan malzemeleri çadır kentten dibine döktüler ya. Yerleşim bölgelerinin dibine döktüler. Neden? Nakliye mesafesi uzak olmasın. Bu konuda da yani bunlar tarihe not düşülmeli yani. Bir gün birileri hesap vermeli yani. Bunun sonunu ancak bir inşallah getirebiliyoruz da kimse hesap vermiyor. Bakın Reuters haber ajansı bu konuda çok güzel bir haber yaptı. Yani onu internetten bulabilirsiniz. Türkiye toxic dust. Bakın Türkiye toxic dust. Yani Türkiye'nin kanserojen tozu. Bu haberi bir kısmında ben de verdim. Tüm dünyada o kadar şey oldu ki, ya inanın bize İsveç'ten, Yunanistan'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Hollanda'dan insanlar ulaştı. Ya bu nasıl böyle bir şey yapıyorlar diye. Ya onlar biliyorlar. Onlar çünkü farkında. Yani farkındalık alanında hani biz işte biraz küçük bir derneğiz yani. Elimizden geleni yapıyoruz. Biliyorsunuz zaten sizle konuşmuştuk. Hiçbir desteğimiz yok. Hiçbir proje desteğimiz yok. Halbuki Türkiye'ye bu kaynaklar geliyor. Avrupa Birliği'nden bu tip çalışmalar için ama maalesef bizler bu şeylerden faydalanamıyoruz. Daha çok araştırma yapmak için. Hatta laboratuvarları tehdit ediyorlar. Buradan gelen numuneleri yaparsanız akreditasyonunuzu yakarız diye. Biliyor musunuz, bunu da söyleyeyim. Korkunç. Mesela ben gelsem Tunceli'den sokaktan numune alıp göndersem artık eskisi gibi laboratuvarlar yapmıyor bize. Yani saklamaları için bir nevi şey yapıyor mu? Tabii canım. Diyor ki senin laboratuvarın lisansını iptal ederim. Şimdi adam da ekmek derdinde. Eskiden mesela biz İzmir'den gemi söküm işçileri bize numune alıp gönderiyorlardı. Biz laboratuvara gönderiyorduk. Adamlar bize yapıyorlardı bu analizi. Şimdi onu da yapamıyoruz. Yani bu kadar elimizi kolumuzu bağlamaya çalışıyoruz. Peki. Buradan siz güzel bir toparlama yaparsınız bence. Gazeteciliğinizi, tecrübenizi kullanarak. Teşekkür ediyorum Sayın Ensari. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tunceli'ye çok selamlar, sevgiler. Sağ olun, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.